Bu videoda bir deste inceleyeceğiz. İnceleyeceğimiz deste Theory11'in bir buçuk sene önce çıkardığı Beedle serisi. Geçenlerde 52'de gayet uygun bir fiyata satın aldım. Normal etiket fiyatının bile uygununu aldım Theory11'in kendi sitesindeki. Bu videoyu da çekiyorum ama düzenli olarak video atmaya geri dönmeyeceğim. Sadece böyle elime güzel bir deste geçti ve video da açmak istedim. İncelemeye geçelim o zaman. Beraber açacağız desteği de zaten. Bu destenin dört farklı varyasyonu var. Dört farklı rengi var. Her renk Beatles'ın bir tane üyesini temsil ediyor. Albümün adını unuttum. Bir tane albümleri var ya hani böyle dördünün de farklı renkte olduğu. Elimdeki de John Lennon'ın Lennon rengi o dediğim albümdeki. John Lennon'ın destesi yani. Önce desteği açıyorum o zaman. Kutuyu ardından inceleriz. Parlamasın fazla. deste burada. Ben de gerçekten ilk defa elime bu desteği alıyorum. Ambalajından çıkartıp. Gayet güzel. Theory 11'in kalitesini hissediyorsunuz dokunduğunuz zaman. Öncelikle destenin yan tarafına baktığınız zaman Abbey Road albümünün bir illüstrasyonunu görüyorsunuz. Maça ve Karo ile beraber. Diğer yan tarafa baktığınızda da 4 farklı üyesini görüyorsunuz yine. Bunlar bir albümden mi tam bilmiyorum bu tarafı. Burada da Kupa'yla Sinek var. Ön tarafını incelediğimiz zaman da gayet güzel bir The Beatles logosu. Alt tarafına baktığınız zaman da Premium Playing Cards, ee, Theory Love'ın bla bla. Açmak için bir reklam kartı kullanacağım. Ve bir de bu arada söylemeyi unuttum. Müthiş bir Seal var gerçekten. Seal'a da bayıldım. Seal'ın kalitesine de bayıldım. Hiç yırtmak istemiyordum. Yırtmadan açabilir miyim? Şimdi bazen 311 desteleri yırtmadan açılabiliyor seal'ları. Yok seal'a zarar vereceğim hiç gerek yok. Direkt giriyorum o zaman başka bir kartla. Evet şimdi en güzel kısma geldik. Klasik Bicycle kokusu. Destenin dizaynı gerçekten güzel. Şimdi biraz da kartların iç yüzünü inceleyelim. Jokerler The Fool on a Hill yazıyor. Ve ikisi de birebir jokerlerin. Çok görmeye alışkın olduğumuz bir şey değil aslında. Maças harika. Maças gerçekten müthiş yapmışlar. Ortada bir fok balığı var. <laughs> Rengarenk harika bir maç yapmışlar. Yüz kartlara gelindiğinde ise yüz kartların da tasarımları gayet iyi olmuş. Reklam kartları gayet güzel olmuş. Çünkü arkaları e, reklam kartların arkası var. Ve bakıyorum şimdi bir double kart koymuşlar mı içine. Destenin içerisinden bir double kart çıkmıyor. Destenin handlingi çok başarılı. Biraz daha ince daha sivri köşeler konulmuş ki Cardistry için bu daha güzel. Biraz daha biliyorsunuz bisikletlerin bisiklet kartla kıyasladığın zaman bisikletlerin köşesi bunlara göre biraz daha kalın olur. Genel olarak desteği çok beğendim. Bir double kart çıkabilirdi içerisinde. Double kart koymamışlar. Hiçbir sorun yok. Double kart koymak zorunda değiller. Zaten konsept bir deste. Söyleyeceklerim bu kadar. Desteği beğendim. Parasını hak ediyor mu Türkiye şartlarında? O sizin cebinize bağlı ama normal şartlar altında kesinlikle bir deste piyasasıyla kıyasladığın zaman bir Monarchs 11 dolar vereceğini, buna 13 dolar verebilirsin. Beatles'ın diğer destelerinde almayı düşünmüyor değilim. Gayet beğendim desteği. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. 回民。啊！